Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi sabahlar diliyorum. Umarım güzel bir gün geçirirseniz. Değerli arkadaşlar, borsanın ve endeksin içinde bulunduğu koşullar itibariyle 100 bin üzerinde bugün ikinci kapanışı gerçekleştirdiğimize tanık olduk. Evet, teknik analizde herhangi bir direncin veya desteğin ötesinde iki kapanış olması önemli bir kriterdir. Ve bugün de 101.774 seviyesinden gerçekleşen kapanış ile endeks 100 bin direncinin oldukça ötesinde bir kapanış yapmayı başardı. Akıllardaki en önemli soru, acaba endeks nereye kadar yükselişini devam ettirecek ve bu 100 bin üzerindeki görüntü bir tuzak mıdır gibi farklı farklı düşünceler elbette ki doğal olarak mevcuttur. Sevgili arkadaşlar, bu soruların hepsine yanıt vermeye çalışacağım. Ondan önce şu anda görmekte olduğunuz grafiğimiz yabancı takas oranı grafiğidir ve haftalık bir grafiktir. Ve ben 7 Ocak tarihinde yaklaşık 20 gün kadar önce sizlere yabancı takas oranında çok ciddi bir artış eğiliminin olduğunu, bu artışın dikkat çekici boyutlarda olduğunu ve yabancı eğer bu kadar ısrarlı ve kararlı alımlar yapıyor ise mutlaka bir hesabı, bir düşüncesi vardır. Ancak bu düşüncesini 3 gün sonra mı, 10 gün sonra mı, 20 gün sonra mı piyasalara yansıtır, bunu net olarak bilmenin mümkün olmadığını ifade eden bir analiz paylaşmıştım. Tarih 7 Ocak. Ve sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz gibi yabancı takas oranı son günlerde eğilimini devam ettiriyor ve en son olarak %75,75 seviyelerine kadar ulaşmış durumda. Yine yakın tarihte aktarmış olduğum bir analizimde yabancının bu miktarda bir pozisyon ile hareket ediyor ise son dönemlerde 100 bin direnci üzerinden hep geri dönüşler yaşamıştık ama bu kez yabancı daha kararlı ve daha güçlü bir pozisyon yüklenmiş olarak 100 bin direncine doğru gidiyor. Ve bu kez 100 bin direncinin aşılma ihtimali oldukça yüksek görünmektedir şeklinde şahsi görüşlerimi paylaşmıştım. Sevgili arkadaşlar, ben bu görüşlerimi paylaşırken maalesef ki o günlerde endeksin 90 binler civarında olduğumuz, hatta 2018 yılını dahi 90 bin üzerinde zoraki bir kapanış gerçekleştirmiş olduğumuz günlerde maalesef ki 60 binler, 65 binler söylemleri çok yoğun bir şekilde mevcuttu. Sevgili dostlar, şunu bir kez çok net olarak bilmek gerekiyor ki borsanın felsefesi çok başkadır. Hepinizin kafasında şu var. Diyorsunuz ki ülke büyümüyor. Yeni bir kaynak yok. Ekonomik anlamda bir düzelme, bir iyileşme söz konusu değil. Ne diye borsada böyle bir yükseliş var? İşte arkadaşlar, sorunun cevabı aslında felsefenin mantığı buradan kaynaklanmakta. Yabancı hiçbir zaman için durağanlığı sevmez. Para kazanabilmek için gerekirse suni sebepler yaratır. Ve belli bir noktadan itibaren önemli bir pozisyon yüklendikten sonra hatta ve hatta tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz üzere gerekirse şu ülkenin borsası çok cazip durumda, şu kadar seviyelere indi, şöyle bir potansiyel taşıyor gibi gibi bir takım raporları dahi itibar edilen çeşitli uluslararası kuruluşlara yazdırıp ilgi çekmesini bilecek kadar kurnaz bir yapıya sahiptir. Düne kadar borsanın çok ucuz olduğundan bahsedilirken, buna rağmen ucuzun da ucuzu vardır mantığıyla daha düşük seviyeler karamsar tablolarla ifade edilirken, bunlarda yabancı parmağının olduğunu dahi düşünmek mümkündür. Zira pozisyonlarını artırabilmek için elbette ki düşük seviyelerden alım yapmayı tercih edeceklerdir ve nitekim de bunu başardılar. Sevgili arkadaşlar, şuralar görmekte olduğunuz, şu anda endeks grafiğine döndüm, günlük grafiktir. Şuralar arkadaşlar, Ocak ayının ilk günleri, yılın ilk günleri itibariyle 87 bin seviyelerine kadar geri çekildiğimiz bir süreç ve hemen şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, bu bölgelerde çok net bir şekilde yabancı alımları gerçekleşmeye başlamış. Yani yabancı 90 bin civarlarındayken bir miktar daha
alım yapmak suretiyle pozisyonunu artırmış ve şuralarda görmekte olduğunuz gibi 62,5'lar seviyesindeki oranını çok hızlı bir şekilde 66'lara yaklaştırmış ve nitekim %61,5 noktalarından alımlarına başlamış bulunmakta. Şimdi arkadaşlar, dedik ki yabancı gerektiği zamanlarda düşük seviyelerden mal toplamak suretiyle ve o günlerde de karamsar tablolar sunmak suretiyle piyasada farklı bir ruh hali yaratabiliyor ve bunun tersi bir kanaat olarak ise şimdi o çok güçlü olarak kabul ettiğimiz, defalarca zorlanmasına rağmen son dönemlerde geçmeyi bir türlü başaramadığımız 100 bin direncine ulaştık ve hatta onun üzerine gelmiş durumdayız. Şimdi arkadaşlar, pek çok etraftan, pek çok çevreden duymaktasınız ki endeks 120 bine gidiyor, 130 bine gidiyor, 150 bin olacak. Dolar bazında şöyle ucuzuz, hisselerimizin, bankalarımızın fiyatları şöyle düşmüş vaziyette gibi birçok kulağa hoş gelen söylemler duyacaksınız. Arkadaşlar, işte benim bu analiz çalışmasını özellikle ve özellikle sabahın ilk saatlerinde dinlemenizi sağlamak adına gecenin çok geç bir vaktinde yayına almamın sebebi de bu. Endeks önemli bir rally yaşamakta ve yarın günlerden cuma. Daha doğrusu bugün günlerden cuma. Bu rallinin veyahut da bu önemli hareketlerin ara düzeltmeleri mutlak suretle olabilir ve bu ara düzeltmelerde bir takım önemli geri çekilmeler yaşanabilir. Buna dair bilginiz olsun ve 100 bin üzerinde endeksin bu direnci net olarak aştığını söyleyebilmemiz, bu direncin artık önümüz yukarıdır şeklinde bir mesaj verebildiğini düşünebilmemiz için öncelikle ve öncelikle 102.500 direnci aşılmalı ve bu direnç üzerinde net olarak 2-3 kapanış görmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, 102.500 direnci ise şu anda karşımızda önemli bir direnç noktası olarak bulunmakta ve 102.500 ile 103.200 aralığı tehlikeli bir bölge olarak sayılabilecek. Bu bölgelerden bir miktar kar satışının gelme olasılığını mutlaka dikkate almamız gerektiğini düşünmekteyim. Değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz Fibonacci Impulse çalışması, endeksin 84 binlere kadar geri çekildiği ve ardından da tekrar 100 bin üzerini test etmiş olduğu süreci dikkate alarak o süreçteki yükseliş ivmesini hesaplayıp endeksin bu yükseliş ivmesine benzer bir ivme gösterebilmesi durumunda nereye kadar yükselebileceğini hesap eden bir teknik sistemdir. Ve karşımıza 103.288, 103.200-300 bölgesini birinci önemli nokta olarak çıkarmakta. O halde 103.200 noktasını bir köşeye not etmekte fayda olduğu kanaatindeyim. Bu birinci nokta değerli arkadaşlar. İkinci bir husus, bugün için endeksin birinci pivot direnci 102.500 seviyesinde. Eğer ki endeks 101.400 seviyesi üzerinde kalmayı başarır ise, bu seviyenin aşağısına gelmeyen bir görüntü ile güne başlar ve yine alımlar ile devam eden bir olumlu seyre tanık olur isek eğer, 102.500-102.800 bölgesine kadar devam edebilecek bir atak olabilir. Ama özellikle öğleden sonra ve geçtiğimiz hafta içerisinde bu ralliden istifade edilmesini sağlamak maksadıyla aracı kurumların yatırımcılarına sunmuş oldukları kredili işlem avantajları ve tabii ki yatırımcıların bu yükseliş ortamından faydalanabilmek için ekstra kredili pozisyonlara girdiklerini de dikkate aldığımız zaman bu kredili pozisyonların kapatılabilmesi düşüncesiyle bir satış baskısı öğleden sonra yaşanabilir. Bunlar elbette ki birer ihtimaldir. İlla ki bu dediklerim olacaktır, olmak zorundadır şeklinde bir durum olamaz. Ama endekste bu seviyede hızlı bir şekilde yaşanmış olan bir ralli, 90 binlerden başlayıp da 100 bini aşacak kadar devam eden bu hareketlilik, bu noktada bir kar realizasyonunun en azından minik bir realizasyon dahi olsa, minik bir düzeltme eylemi dahi olsa bunun gerçekleşebilme ihtimalinin olabileceğine dikkate almamız gerektiğini göstermekte. Değerli arkadaşlar, endeksin şu anda
aşırı alın bölgesinde olması ve ciddi bir hareketlilik içerisinde olmasını dikkate aldığımız zaman şuradan dönüş yapar. Yükseliş ivmesi buraya kadar devam eder. Şuradan itibaren bir net dönüş başlayabilir şeklinde kesin bir ifade kullanmak mümkün değildir. Aşırı alımlarda tepe noktayı, aşırı satımlarda da dip noktayı tespit edebilmek mümkün değildir. Tepe noktalara ulaşıldığı anda bir aracı kurumun veya bir yabancı fonun satışa geçmesi, diğer fonların da satışa geçmesini tetikleyebilecek olan bir faktör olabilir. Ve bir anda bakarsanız ki endeks 1000-1500-2000 puan gibi aşağı inmiş. Siz acaba bir düzeltme mi oluyor? Bu satışların hemen ardından bir alım furyası gelir mi gelmez mi demeye kalmadan bir bakarsınız ki çok önemli bir kayıp yaşanmış durumdadır. Bu nedenle endeksin bu içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle teknik görünümünün ne seviyeye kadar bir yükseliş olabileceğini dikkate almaktan başka elimizde bir kriter bulunmuyor. İkinci bir kriterimiz ise yabancının satış yapıp yapmadığını bir şekilde koklayabilmek, bir şekilde tespit edebilmek. Bunun için de biraz dedektiflik yapmamız gerekiyor. Hemen söyleyeyim, şu an itibariyle yabancının satış yapmak gibi bir eğilimini herhangi bir şekilde fark etmiyoruz. Banka nezdindeki hisseler büyük hisselere bir şekilde para girişleri devam ediyor. Henüz alımlarının veya alımları derken endeksi geri çevirmek adına bir eylemlerinin olmadığını görmekteyiz. Ancak bu tavırlarının ne zaman satışa dönebileceğini, önümüzdeki hafta mı yoksa iki hafta daha bu eylem devam mı edecek veya 102.500 direncinin de aşılmış olduğu mesajını vermek şartıyla artık 100.000'den oldukça uzaklaştık. Bu direncin aşıldığına net olarak inanın diyerekten küskün yatırımcıyı o bu treni kaçırmamak adına olan artık yükseliş başlamıştır umutları içerisinde hareket eden yatırımcıyı bir şekilde piyasaya çekmek isteyebilirler. Benim de felsefem bu noktadadır değerli arkadaşlar. Düne kadar endeks için çok olumsuz senaryoda çizilerek yatırımcıyı bıktırıp usandırıp elindekini ucuz fiyatlardan almaya çalışan anlayış, bugünlerde de herhangi ciddi bir neden, çok ama çok önemli bir sebep olmaksızın, evet dünya piyasalarında gelişmekte olan ülkelere yönelik bir ilgi var, efendim ABD'de veya Avrupa'da faiz indirimleri bekleniyor vesaire vesaire. Bunları bugün duyuyoruz, yarın bu konularla ilgili çok başka şeyleri konuşuyor oluruz. Bütün bu etkenler tek başına gelişmekte olan ülkelere böyle hızlı bir fon akışını gerektirmez. Dolayısıyla şu an yabancı bir şekilde son dönemlerde şuradan veya buradan para kazanamadı ise eğer para kazanabilmenin bir nedenini yaratmak durumundaydı ve önümüzde bir seçim beklentisi var ve doların bir şekilde TL karşısında değer kaybediyor olmasının da bir sebep unsuru olarak gördüler ve tabii ki özellikle faizlerin indirilebileceği beklentisine bağlı olarak tahvil faizlerinde bir aşağı eğilimin olmasıyla artık faizden de yeteri kadar nemalanamayacağım düşüncesinde olan yabancı buradaki parasını TL'ye çevirip buradan da borsaya yönelme eğilimini göstermiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar 100.000 üzerindeyiz ve 102.500 noktasına çok yakın bir seviye içerisinde bulunmaktayız. Bu görmekte olduğunuz grafik itibariyle değerli arkadaşlar bu grafiğimiz endeksin 84.000 seviyelerine kadar geri çekildiği süreçle 120.000'ler civarındaki süreci dikkate almak üzere çizilmiş olan bir Fibonacci grafiğidir. Ve bu grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar 38.2'ye denk gelen 98.700 direncinin üzerindeyiz ve %50 seviyesine denk gelen 103.000 seviyesi, şurada görmekte olduğunuz seviye, yine karşımıza çıkmış bulunmakta. Az önceki grafikte de 103.200 seviyesini görmüştük ve 102.500 seviyesinin ise gerek yarın için bir pivot noktası olduğunu ve aynı zamanda da arkadaşlar aylık pivot seviyesi olarak da baktığımız zaman evet. Aylık pivot seviyesi olarak baktığımız zaman da 102.508 seviyesini yine 102.500 seviyesini görmüş bulunmaktayız. O halde 102.500 seviyesine yönelik ataklar olası, 102.500'e yönelik atak derken 102.500'e yaklaşımlar da olabilir veya 102.500'ün de aşıldığı şeklindeki
bir mesajla 102.500-103.000 bölgesi de olabilir. Ama şunu net bir şekilde bilmekte yarar olduğu kanaatindeyim ki 102.500 civarları artık endeks adına önemli bir çok kritik bir viraj durumundadır. Bu bölgeden bir geri dönüş olup da tekrar 90.000'lere geri döneriz gibi bir iddiada bulunabilmek mümkün mü? Elbette ki mümkün değil. Benim şahsi kanaatim şudur ki arkadaşlar 102.500'ün dahi aşıldığını, 102.500 üzerinde belki önümüzdeki hafta bir iki kapanış gösterilmek kaydıyla endeksin yönü evet artık 120'dir, 130'dur söylemlerindeki ses tonunun biraz daha yükselmesini sağlayabilmek bakımından 104-105.000'lere kadar bu atağın devam etme olasılığı vardır. Benim şu an 102.500 seviyesine dikkat çekmemdeki en önemli unsur bu bölgelerden 100.000'e doğru bir geri çekilme olabilir ve bu geri çekilmede 100.000'in aşağısı gösterilmeden tekrar yeni bir yukarı eğilim gerçekleştirilmek üzere. Bakınız 100.000 desteği ne kadar güçlü bir destek. Burası aşıldı. 102.500'lere gidildi. Buradan bir kar realizasyonu geldi ama yeni alıcılar geldi ve bu 100.000'in aşağısı gösterilmedi. 100.000 desteği çok güçlü bir destek konumundadır şeklinde bir algı yaratarak küskün, borsaya girmeye korkan veya yakın geçmişte zararlı satışlar yapmış durumda olan yatırımcıların bir şekilde güvenini tazeleyebilmek, onlara bir güven oyu verebilmek adına bir şekilde ellerinde bu 90.000'ler civarında topladıkları malı satabilmek için yeni müşteri bulma, yeni alıcı bulma ihtiyaçlarına yönelik bir çaba içerisine girebilirler. İşte bizlerin en çok dikkatli olması gereken nokta bu arkadaşlar. 102.500 üzerindeki kapanışlar söz konusu olur ise eğer bu noktada 104-105.000'lere kadar devam edebilecek bir hareketlilik söz konusu olabilir. Böyle bir tablo söz konusu olduğu zaman ise yine bizim çok ama çok dikkatli olmamız gerekmekte. Eğer ki anlık bir şekilde seansı izleyemiyor, anlık bir şekilde takip edemiyorsanız kendinize belli hedefler koyunuz ve tabii ki hisse bazındaki hedefler çok daha başka, çok daha farklı olacaktır. Endeksten çok daha farklı bir yönde veya farklı marjlarla hareket eden hisseler kendi özelindeki hikayelerin içerisinde olabileceklerdir. Bunlar ayrı konular. Ama endekse duyarlı olan hisseler içerisinde iseniz mutlak surette endeksin her saat başı kontrol etmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, endeksin 104.000'ler ve 105.000'ler civarlarına kadar bir yükseliş ihtimalinin olabileceğini vurgularken bu hususun nereden kaynaklandığına bir de dolar olarak dolar kuru itibariyle endeksi incelerken bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar, şu anda görmekte olduğunuz grafik endeksin dolar kuruna göre çizilmiş olan grafiğidir. Ve arkadaşlar burada da görmekte olduğunuz gibi 2 sent civarına yaklaşan bir seyir içerisindeyiz. Ve şu anda 23.6 Fibonacci direncinin oldukça üzerindeyiz ve 2 sente yakın bir durumdayız. Arkadaşlar 2 sent seviyesi neyi temsil ediyor? Şu anda doların 5.25'ler civarında olduğunu düşündüğümüz zaman, çarpı 2 dediğimiz zaman ne olacaktır arkadaşlar? 105.000 seviyesine ulaşmış olacağız. Yabancı elbette ki dolar bazında bakacaktır endekse veya portföyüne. Dolayısıyla şu an eğer 2 sent direnci bizim için önemli bir direnç ve bir geri dönüş ihtimali olan bir direnç konumunda ise bizim 105.000'e yaklaşımlarda dikkatli olmamız gerekmekte. Tabii ki o gün ve o saatte yabancının satış eğilimine gireceği andaki dolar kurunun değeri önemlidir. Ama biz şu anki tabloyu dikkate aldığımız için 105.000 seviyesi bizim karşımıza çıkmakta ve genel manada arkadaşlar 102.500 direncinin üzerinde kalmayı başaran bir görüntü 104-105.000'lere yönelik bir ulaşma söz konusu olduğu zaman pek doğaldır ki yatırımcının psikolojisi evet arkadaş bu endeks 110'a da gider, 115'e de gider, 120'ye de gider şeklinde olacaktır. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yabancı 104.000'den 105.000'den satış yapmaya mecbur değildir arkadaşlar. Belki 110.000'e gidecektir, 110.000'lerden satış yapacaktır. Benim burada anlatmaya çalıştığım nokta şu. Yabancının aklından geçeni, beyninden geçeni veya yeter artık bu kadar kazanç yeter bana diyeceği noktayı benim net olarak bilmem pek tabii ki mümkün değildir. Ama 102.500 üzerine geçildiği zaman
artık bizim stop loss noktamızın da 102.500 olması gerekiyor. Bu seviyenin aşağısına yönelik geri çekilmeler olduğu zaman her an 100.000 direncinin de kırılabileceğini ve buna bağlı olarak da düşüşün hızlanabileceğini hesaba katmak durumundayız. Yani bir yandan 130'lara, 120, 130 gibi çok yüksek seviyelere endeksin gideceğine beynimizi inandırıp da önümüzdeki gerçekleri görmez isek, önümüzdeki önemli destek noktalarını hiçe sayar isek, işte bundan 4-5-6 ay önce 110.000'lerden, 115.000'lerden almış olduğunuz hisseler sonrasında 90.000'lere, 85.000'lere kadar yaşanan geri çekilme sürecindeki acı, ızdırap dolu dönemi bir kez daha yaşamak durumunda kalmış olursunuz. Gerekir ise arkadaşlar belli bir dirence yaklaşıldığı anda satış yapıp sat-al stratejisi dediğimiz tekrardan o direncin aşıldığından emin olduğunuz anda piyasanın güçlü kalmaya devam ettiğinden ve yabancı satışlarının başlamadığından en azından sizin hissenize yönelik olarak bir yabancı satış baskısının olmadığından emin olup bu araştırmaları yaptıktan sonra gerekirse tekrar pozisyon alabilirsiniz. Değerli dostlar, endeksin ve hisselerinizin mutlak surette pivot değerlerini günlük ve haftalık olarak takip etmenizde ve tabii ki yabancı takas oranında hem hisse bazında hem endeks bazında oluşan değişimleri mutlaka ve mutlaka izlemenizde büyük yarar görmekteyim. İşte buyurun size bunun örneği. Yabancı 3-5 dönem boyunca, birkaç hafta boyunca ısrarlı ve kararlı alımlarla bir güzel bir şekilde portföyünü ve pozisyonunu artırdı ve arkasından da düğmeye bastı. Sevgili arkadaşlar, endeksle alakalı olarak düşünce ve görüşlerim böyle. Dediğim gibi bugün öğleden sonraki olası satış baskısını mutlaka dikkate almanızda yarar görmekteyim. Veya tarih zaman vermeyelim. 102.500 seviyesine yaklaşımlarda hatta ve hatta 102.500'ün üzerine yönelik bir atak dahi olsa çok dikkatli ve temkinli olunmasında bir yarar olduğu kanaatindeyim. Hoşçakalınız, güzel bir gün diliyorum. Doğru kararlar alabildiğiniz ve kazançlı işlemler yapabildiğiniz fevkalade bir gün olsun dileklerimle. Saygılar efendim.